anne ya, kim kendini doğuruyor be? Madem intihar etmeyeceksin, ne diye Parvati'yi eline aldın? Cevap ver. Keçi sakal bırakacağım anne. Aptal, daha bıyığın yok senin. Nereden sakal bırakacaksın ha? Demek bıyığım çıkmış olsa sakal bırakmama izin vereceksiniz kız anne, öyle mi? Ha, bravo valla. İlgisizliğin bu kadarına da pes doğrusu. Hayır, kaşımı kazıyacağım. Protesto eylemlerimi çeşitlendiriyorum. Ben... Kız! Normal kızlar gibi sen de böyle cımbızla falan alsana ha? Manyak! Anneciğim, göreceği çıkmıyoruz burada, tamam mı? Kaşımı kazıyacağım diyorum. Bu bir protesto biçimi, ha? Bana bak Sıdıka, jilet yürür dilini de keser ha. Dikkatli olmak lazım. Anneciğim, ilgin için çok teşekkür ederim. Şimdi ver şu jileti de akşamleyin babam tek kaşlı bir kız görünce ne yapacak onu görelim. Ver! Kız, yürü git be! Aa, manyak mısın nesin? Babaya karşı olmak için kaşını tıraşlayan kız nerede görülmüş? Ha? Esas böyle protesto yapan kızlar taş kesilirmiş biliyor musun? Taş taş! Anneciğim anlatamıyorum galiba. Bak ben kararlıyım. Artık farkıma varmanızı istiyorum. Ay farkına varıyoruz senin çocuğum. Güzel kızım benim, yavrum benim. Heh, işte ben de bu zihniyete karşı eylem koyuyorum. Yuvarlak laflara karnım tok benim. Ha, bütün kabiliyeti siyasetçiler gibi sıkışınca sen bizim kızımızsın, canımızsın, vereceksin. Yalandı de kız ha? Ben anlamam. Işık söndürme elimi benim gözümü açtı. Oynama Sıdıka şunda. Çek elini rahat dur. Kimden ne öğrendiğin ortada. Muhalefetten öğrenip bize satıyorsun değil mi? Allah'ıma çok şükür şu evin içine bir gün bile siyaset getirmedim ben ya. Yok canım. Babamdan dayak yerken bayrağa sarılıp vurma bey vurma. Bayrak kaşıkına vurma diyen kimdi o zaman he? O başka. Bıraksaydık da öldürse miydi yani herif bizi? Bayrağa sarıldık da bir iki tane tekme tokat eksik yedik. Tamam işte ben de onu söylüyorum anlamıyorsun ki. Ha, bütün ucuz politikacılar gibi vatan, millet, Sakarya diye bağırınıp mukaddes değerlerin arkasından saklanıyorsunuz. Kapmışsın sen de numarayı. Ha! Ulan sirk hayvanımı ben numara kapacağım el alemden. Bu benim kendi numaram bir defa. Aa, bak hayvan dedin de aklıma geldi. Ne oldu bizim kelebek kostümü diktin mi? Aa, insanda akıl mı bıraktın salak? Tabii onu söylemeye geliyordum bir baktım aynanın karşısında kaşını doğuruyor. Tabii diktim hadi gel bir defa giydireyim sana. Ama hevesini al ondan sonra hemen çıkar. Biliyorsun kelebeklerin ömrü kısa olur yürü.